Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Müminin en büyük silahı duasıdır. Dua ettiğimiz zaman Kur'an'da ki ayetlerle, hadis-i şeriflerde varit olan sıgalarla, ibarelerle dualar makbul oluyor. İnmekte olan yahut inecek olan belaları bizden geri çeviriyor. Onlara engel oluyor. Dua çok önemli. O yüzden duaları eksik etmiyoruz. Salavat-ı Şerife de bu manada çok önemli. Efendimiz'e yapacağımız, göndereceğimiz salavat-ı şerifeler de çok mühim. Şimdi her Müslümanın arzu edeceği bir husustan bahsetmek istiyorum. Yani kişi öldüğü zaman Peygamberimizin yanına defnedilmek ister. Bütün Müslümanların en büyük arzusu budur. Bu olmalıdır. Vefat ettiğinde Peygamberimizin kabrinin yanına defnedilmek, gömülmek müthiş bir onun için imkan olur, fırsat olur, müjde olur. Efendimizle yan yana kabirde bulunmak ne büyük şeref, ne büyük rütbe. Madden buna imkan yok. Peki manen imkan var mı? İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya isimli eserinin şerhinde belirtilen bir salavat-ı şerife var. Bu salavat-ı şerife Delail-i Nur isimli eserde de geçiyor. Bu salavat-ı şerifeyi her kim, herhangi bir Müslüman günde 33 defa okur ise, nerede vefat ederse etsin, nereye gömülürse gömülsün, hangi mezarlığa defnedilirse defnedilsin, onun mezarıyla Peygamberimizin kabri şerifi arasında manen bir yol açılıyor, bir tünel açılıyor. Kabirler manen birleştiriliyor. İsrafil aleyhisselam sura üflediği zaman, kıyamet koptuktan sonra o kişi mahşer meydanında peygamberimizle beraber diriltiliyor ve Medine-i Münevvere'den mahşere çıkıyor. Peygamberimizin sancağı altında ve ashabıyla beraber Medine-i Münevvere'den mahşer meydanına çıkıyor. Ne büyük müjde. O salavat-ı şerife şöyle: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tekunu leke rıza'en ve li hakkihi eda'en ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e ve onun ehli beytine ve onun sahabelerine senin razı olacağın ve onun hakkını eda edeceğimiz şekilde salat ve selam eyle. Ne büyük müjde. Tekrar okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tekunu leke rıza'en ve li hakkihi eda'en ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Son kez okuyorum. Rabbim kabul eylesin. Günde 33 defa okumak lazım. Her gün istisnasız 33 defa okumamız gerekiyor. Vefat ettiğimiz zaman hangi kabre defnedilirsek defnedilelim, Peygamberimizin kabriyle bizim kabrimiz, gömüldüğümüz, defnedildiğimiz kabir manen birleştiriliyor. Mahşer meydanında, mahşer meydanına onunla beraber Medine-i Münevvere'den çıkıyoruz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed salaten tekunu leke rıza'en ve li hakkihi eda'en ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İnşallah Rabbim her birimize okumayı nasip eylesin bu salavat-ı şerifeyi. Diğer bir mevzu, konu da en büyük nimet hangisidir? Cenab-ı Hakk'ın bizlere verdiği sayısız, sonsuz, sayamayacağımız nimetler var. En büyük nimet hangisidir? Elbette bunlar göreceli mevzulardır, nisbi mevzulardır. Burada dikkat çekilmek istenen hususa odaklanalım. En büyük nimet hangisidir, nedir? En büyük nimet am ve daimi olan nimetlerdir. Hem genel olması hem de devamlı olması gerekiyor en büyük nimetin. Umumiyet, yani genellik, kemal, tam mükemmel olması, kemal ve ehemmiyete, öneme delil olduğu gibi devam da, devamlı olması, sürekli olması da ulviyet, yüceliğine ve kıymete delalet eder, delil olur, işaret eder. Sem' işitmek, kulak, basar, görmek, göz nimetini düşünelim. Hava
su gibi umumi, genel nimetler daha ehemmiyetli, daha kıymetli olduklarına nazaran hususi, şahsi nimetlerden kat kat fazla şükre, istikak hakları ve liyakatleri vardır. Ama biz nimet deyince genelde lüks bir jip, havuzlu bir villa, maddi olanaklar, lüks bir hayat aklımıza geliyor. Bu tarz nimetleri Cenab-ı Hak verdiğinde ona şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz ve dualarımızda da bu tarz nimetler istiyoruz. Halbuki bunlar şahsi, özel nimetler. En önemli nimetler işitme nimeti gibi, görme nimeti gibi, hava, su gibi umumi nimetlerdir. Bunlar çok daha önemlidir, ehemmiyetlidir, daha kıymetlidir. O yüzden bunlara yönelik Rabbimize şükretmemiz lazım. Bunun istikakı ve liyakati var. Dolayısıyla insanların gafil oldukları bir husus. Böyle umumi nimetlere herkeste olmaları önemini düşürmüyor, hafifletmiyor. Bunun farkında olup bu umumi nimetlere şükretmek lazım. Rabbim şükretmeyi nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.